Herkese selamlar dostlar. 2 Eylül 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Ve bu videoda arkadaşlar sizlere bir adet ideal kombine koydum. Videonun sonunda isteyenler direkt kombineye de bakabilir. Hiç fark etmez. Sizlerden ricam videoya artı 300 seviyesinde beğeni seviyesi gelirse bu kombineleri sizlere devam edeceğim. Herkese bol şanslar. Öncelikle arkadaşlar Eylül ayı için katıl Telegram gruplarımız yenilenmişti. Her ay olduğu gibi her ayın başında katıl Telegram gruplarımız yine yenilendi. Bunun bilgisini vereyim. Ya gelmek isteyen olur, sorusu olur. Instagram'dan zaten yarışmaya geçebilirsiniz. Bir adet de maç skoru yarışmamız var. Ondan bahsedeyim. Maç skoru yarışmamız Premier Lig'in gözdesi olan mücadele olacak. Brighton Newcastle İki takım da durmayacaktır. İki takım da bastıracaktır. Gollü bir maç bekliyorum. İndeks beklentisi de 2-2. Benim de beklentim 2-2 açıkçası. Maç skoru olur? Sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğum Fener Twente Fenerbahçe maç skoru bilen arkadaşımız da Aziz, Baş Aziz Başkan isimli kanal bana Instagram'dan ulaşabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da ekranda. Her türlü soru, görüş, öneri ve skor bilen arkadaşlar zaten benimle burada iletişime geçsin. Ben onlara her türlü zaten cevabı veriyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burada ekrana getirdim. Herkes açık Telegram kanalımız var. Hafta sonunda cumartesi falan özellikle üstüne düşeceğim ve oraya da ara ara tercihler atmaya çalışacağım. Sizler de eğer ücretsiz bir şekilde canlı canlı tercihlerden faydalanmak istiyorsanız maç önü kuponları da atıyorum. Orayı da zaten canlı tutuyorum. Bilenler bilir 5400 kişi var zaten. Oraya da katılabilirsiniz. Herkes açık grubum. Hem açıklama kısmında hem de yorumlar kısmında sabitli zaten. İsteyenler de Telegram'dan Kangal Tips yazsın. Zaten grubu da direkt karşısına çıkacaktır. Perşembe günün skorlarından bahsetmek istiyorum. Perşembe günü 6 adet mücadele anlattım. Bu 6 adet mücadelenin 4 tanesi başarısız oldu. 3 tanesi zaten bizim takımlarımızdı. Ben şöyle kötüyle başlayayım. Ya Fenerbahçe kazandı. Adana Demir kazandı. Ülke puanı Beşiktaş kazandı. Tek sevindiricini ülke puanlarının gelmesi. Ama maç skorları açıkçası herkese kaybettirmiştir. Perşembe kazananlar ben ellerinden öper tebrik ederim. Bu skorlarda bol şanslar. Diğer bir ee, yeniliğimizden bahsetmek istiyorum. Yani yüksek misli seviyesinde zaten bir kasa üretimi yapıp tercihlerden paylaşıyorduk. Okey yüksek misli fakat yüksek mislinin bu yılki yani bu sezonun ayrıcalığı yüksek misli canlıların olması. Ya mesela çok fazla vermiyoruz onu söyleyeyim yani hafta sonu biraz daha fazla olabiliyor fakat hafta içinde çok fazla çıkmıyor. Güvendiğimiz canlıya misli önererekten de canlı öneriyoruz. Bunu sadece yüksek misli seviyesinde yapıyoruz bundan da bahsetmiş olalım. Canlı olarak zaten kendi gruplarımızda ilerlediğimiz elimizden geldiğinde ilerliyoruz. 3 kişiyiz. Maçları takip ediyoruz. Elimizden geldiğince dün, bugün, her gün bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde zaten canlı bahislerimizi bilen biliyor. Diyerekten devam edeyim. Sizlerden de canlı videoyu açsanız ilk like'lardır. Artı 300 seviyesindeki like'lara geçersek sevinirim. Herkese şimdiden bol şanslar, beğenilerinizi bekliyorum. Bizler için önemli motivasyon kaynağıdır. Level Kuzen ile Damsat ile başlayalım. Bakın net söylüyorum. Level Kuzen'in Bireyini bükecek takım zor. Özellikle Bundesliga'da Bayern Münih bükerse büker ama diğerlerin, diğerlerinin, diğerlerinin Bayern Level Kuzen'in bireyini bükmesi ciddi manada zor. Geçen Gladbach maçını izliyorum. Var tercihini yapmıştım YouTube'da. Var ve üst şeklinde falan. E, Deplasman 1.5 üstü de önermiştik. Bak ben orada ne önerdim biliyor musun? Canlıdan baktım. Leverkusen Kuzen öyle oynuyor. Üçüncü golde Hatta normalde önermem. Dedim ki yani Level Kuzen'in bir golünde yüksek atın dedim. Herkes açık olarak attım yani. Çünkü öyle böyle oyun oynamıyor. Takım inanılmaz oturmuş. İleride Boniface'in olması özellikle. Adam dana gibi maşallah girdiği pozisyonlar nasıl yapıyor. Sağda Frippong'un solda Grimaldo'nun olması ve bindirmesi. Zaten orta alanda Hoffman'ın gelmesi ve de olması. Arkasında şaka derken bir de Palacios var yanlarında. Muazzam bir takım. Ben burada sizlere önereceğim burada. Şunu öneriyorum. İlk yerden bir level kuzen galibiyeti çıkabilir. Bunu aldık mı? Pardon bu değil. Pardon pardon. Ben burada 2.5 üstünde 1 alıyorum. Arasında kalmıştık. Şu an defterime bir baktım. 2.5 üstünde 1 zaten oranlar birbirine çok yakın. İlk yerde kazanmasını bekliyorum ama ideal kombineme de aldım bu mücadeleyi. kombine de 2.5 üstünde 1 aldım. Bir 39 gibi orandan. Bunu aldık mı aldık? İlk yarıdan da bakın ilk yarıdan da Level Kuzen iki tane atamaz mı? 2.44'te bunun oranı var. İlk yarı ev sahibi 1.5 küs 2.44. Yani Level Kuzen öyle bir top oynuyor ki. ilk yarıdan iki tane atarsa ne oluyor demem. Çok beklentim benim şu an. 2.44'te oranı var. Bak iki yerden bir golü var. İlk yarıdan ikinci golü beklersek 2.44. Maç kenarında zaten 2.5 üstünde biri de ben aldım. Kombineme de koydum. Stuttgart'la Freiburg mücadelesi. Stuttgart son maçında mağlup oldu. O maçta Leipzig mücadelesiydi. Freiburg'da da Werder Bremen'i de yendi. Ondan önce de kazanmasını bildi. Stuttgart bu maçta favori olsa da açıkçası birbirine denk takımlar. Ben oran açılmadan önce 2.20'ye 2.25 falan o denk bekliyordum. Stuttgart'ın kendi evinde oynamış olduğu oyun iyi ve biraz daha önde oynayacağı için Freiburg'un baktığımız zaman da özellikle bakın zaten şöyle söyleyeyim maçın indeks beklentisi 2-1 Freiburg. Höller'in arkaya, Grotich'in arkaya kaçması ve kanatlarda Grifo ve olması da Freiburg tarafından iyi. Geçen sezon ka oturmuş kadrosu devam ediyor. Ben mücadele tek tercihim var. Bu tek tercihim KG var tercihidir. 1.41 gibi orandan mücadele gelecek karşılıklı gollerdir. Bol şanslar. Brentford'la Bournemouth mücadelesi. Şimdi baylar. Bournemouth güzel transferler yaptı. Ben bu sezon beklenti içindeydim. Hatta ilk mücadelesinde ligdeki ilk maçında KG var falan almıştık. Kazanmıştık. Ama o yeni kombilerden Adams'ı mesela 17,5 milyon euroya mı ne aldı? Adam sakat. Uyluk kası gerilmesi. Birkaç tane ya yani şöyle söyleyeyim. Birçok transfer yaptı. Fakat bu transferlerden sadece Clivert ilk 11'de oynayabiliyor. Diğeri diğerleri şans bulamadı açıkçası. Sakattı falan derken Brentford'la oynayacaklar. Brentford maçın favorisi ki olması gereken şöyle bekliyorum. Ben burada Brentford tarafındayım maçın kazanmasını bekliyorum ama benim indeks beklentim, indeks beklentim ve benim skor beklentim aynı. 2-1'lik bir 2 bir veya 3-1 bandında. O yüzden burada Brentford'ın kendi evinde biraz daha baskılı oyunundan kaynaklı. Matsun'u bir almıyorum aynı orandan. Fakat ev sahibi 1.5 üstü oranın 1.52 gibi oranı var. Ben burada Brentford'ın atacağı 2 golü değerlendirmenizi öneririm. Chelsea ile Nottingham Forest mücadelesi. Bakın Chelsea bu yıl para kazandırır gibi geliyor bana. Oynamış olduğu oyun iyi. Fakat meyveleri yavaş yavaş topluyor. Biraz daha oturursa, yani üretkenlikte oturursa biraz daha güzel olacak. Sterling son maçta şov yaptı 3-0. Jackson da bence gayet iyi. Yani iş yapabilen bir forvet olduğunu düşünüyorum o 9 numara rolünde. Ben burada Chelsea tarafındayım. Chelsea mücadeleyi nasıl kazanır diye baktığım zaman da yani Nottingham Forest'ta biraz yani son United maçında 4 dakikada 2 tane attı. Maçın da ilk 4 dakikası sürprizleri imza atabiliyor fakat Chelsea'nin ben o denli özellikle geçen maçta o denli sürprizi yaptı. 4 dakikada 2 gol attı. Chelsea biraz daha önlem alacaktır. 1.5 üstünde 1'in 1.38 gibi oranı var. Bence idealdir. Değerlendirecekler burada alabilir. Onun dışında ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ilk yarıdan bir Chelsea galibiyeti de beklenebilir. Oran biraz daha yüksek seviyeye çıkartabiliriz. 1.62'den Chelsea bu oyunla birlikte özellikle Enzo Fernandez yani şu an Chelsea'nin yıldızı olduğunu düşünüyorum ben son maçta Sterling falan maçın adamı oldu okey. Ama Enzo da inanılmaz işler yapıyor ve altlı paslar gerçekten muazzam. Brighton ile Newcastle bu maçın maç skoru ne olur diyerekten sizlere sorduk. Gerçekten e, ya iki takım da durmayacaktır. Yani bir takım burada Newcastle durur Brighton oynar. Brighton durur Newcastle oynar diyemiyoruz. İki takım da burada oynayacaktır. Ama şöyle bakın maçın var oranı 1.25 değil mi? Oran yok. Ben burada oran nasıl alabiliriz diye baktığım zaman idealden 2.5 üstünde hem 2.5 üst hem var. bir 1.39 seviyesinde. Bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz bence. Yani ideal alacaklara. Mücadele zaten skor beklentisi 2-2. Bence de bir beraberlik çıkabilir. 2 ikisi var. Ama ben beraberlikten ziyade eğer bu maça yüksek oran alacaksanız da 3.5 oranı oranına 1.90. Yani alacaksanız 3.5 üstün değerlendirmesi yapılabilir yüksek oran birlikte. Var ve üst zaten idealdir Var zaten idealdir Kombineme de var olarak koydum zaten. Burada ama 2.5 üst ve varı da idealdir. 3.5 üstte riskidir. Gladbach'la Bayern Münih mücadelesi. Dostlar şöyle anlatacağım ben size bu maçı. Şimdi Gladbach ne kadar geçmiş dönemlerden beri sürekli Bayern Münih'in belalısı olduğunu zaten biliyorsunuz. Fakat yani Gladbach'ı da izledim. Özellikle geçen hafta Leverkusen maçında çok kötüydü. Takım inanılmaz kötü. Bayern Münih bunlara 3-4 tane atarsa hiç şaşırmayın. Yani o ne kadar belalı da olsa burada Bayern Münih ile oynayacaklar. Bayern Münih de Harry ile birlikte biraz daha iyi durumdalar şu an. 2.5 üstünde 2. 1.33 oranı var. 2.5 buçuk üstünde ikinin bir buçuk oranı var. Bir otuz üç. Bu oran bir otuz Bir otuz üçe kadar geriledi. Onun dışında ilk yarıdan gelecek 2 golde. Hatta ben şunu söyleyeyim. İlk yarıdan deplasmanın atacağı iki gol. 2.22. yirmi iki. Neden derseniz gerçekten Klapa'nın defansı inanılmaz kötü. Level Kuzen dağıtıyordu. Ölümüne dağıttı. Bayern Münih de dağıtabilir. Ne kadar o belalı olsa Gladbach burada ama ezbere gitmeyin işte onu diyorum ben. Şu anki form durumunda Bayern Münih Gladbach'ı bence dağıtır. İlk yarıdan da iki tane gol atarsa Bayern Münih tarafı 2 -22'de oranı var bilginizde. ile Galatasaray karşılaşması. Bu maçta da şöyle bir beklenti var. Galatasaray tarafının ben burada ne kadar moralli olduğunu biliyoruz. Fakat oyun olarak gerçekten takımda bir sıkıntı var. Mesela Kerem'in Molde maçında yediğimiz golü anlatıyorum. E, yaptığı pas hatasından sonra koşmaması. Kerem Demirbay'a suçluyor. Bu Kerem bir dayaklık biraz. Biraz dayaklık. Açıkçası ben burada Galatasaray tarafındayım. Galatasaray kazanır ama şöyle kazanır. Yani bir buçuk üstünde kazanır diye düşünüyorum. Onun oranı 1.39. Fazla bir macera aramadım. Ya yani 2-1 veya 2-0 ayarında bir Galatasaray galibiyetinin çıkmasını bekliyorum bu mücadeleden. Son mücadele Monaco ile Lens mücadelesi. Gerçekten burada Monaco'ya açılan oran biraz yüksek. Fakat şundan dolayıdır. Bu arada Monaco Balagun'u aldı. Ama bu maçta muhtemelen oynamaz. Hatta ideal kadroya bakalım. Muhtemelen oynamaz gibi geliyor bana Balagun bu maçta. Fakat Monaco aldı. 50 milyon euro mu ne aldı? Yani muazzam bir transfer. Hatta Lig 1'de bilen bir oyuncu olması kaynaklı. Ve burada iyi işler yapması. Ve Monaco'da şu an oynuyor. Lance oranla ciddi anlamda Monaco bir adım hatta iki adım önde. Ben burada yüksek oranla hiç bakmadan oranlar bizi ilgilendirmesin. 1.83 gibi orandan Monaco'nun düz galibiyetini sizlere öneriyorum. Maç sonu 1.83. Oran yükseltmek isteyenler 2.10'a kadar yükseltebilir. 1.5 üstüne 1 de yapabilirsiniz. Onun oran Hatta ben 2-0-2-1 ayarında bir maç beklediğimi de belirteyim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye Her şeyden bahsettik. Peki ideal kuponumuz ne olacak? İdeal kuponumuz ekrana gelsin dostlar. İdeal kuponumuz 1.93 oranlık ideal bir kombinedir. Ekranda gördüğünüz üzere Nif ve Bayern Münih maçlarıdır. Level Kuzen mücadelesine ben 2.5 üstünde 1 aldım. 1.45 gibi orandan gelmesini bekliyorum. Brighton maçına da var olarak değerlendirdim. Bu benim ideal kombinemdir. 1.93 gibi oranı var. Şu an güncel. Level kuzenim ben iyi oyununa güveniyorum. Brighton maçında da zaten bağlası durmaz. Cumartesinin ideal kuponu benim için 1.93 oranlık. Bu ideal kombinedir. Aklında yatanlar değerlendirebilir. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.